mizi, kültürümüzü, medeniyetimizi gerçek bilgi, doğru yorum çerçevesinde anlatmaya çalışan Vav WOW Televizyonu'ndan herkese merhaba. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her gün saat 17 ile 18 arasında sizlerle olacağız. Aklınıza takılan dini soruları cevaplandırmaya çalışıyoruz. Din konusunda Merak ettiğiniz her türlü soruyu 0552 915 82 42 numaralı hattan bizlere videolu soru veya mesaj yoluyla gönderebilirsiniz. Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ ol. Nasılsınız? Çok çok sağ olsun iyiyiz. Allah daha iyisi inşallah. Amin cümlemizi. Hepimiz inşallah. İnşallah hocam seyircilerimizden gelen sorular oluyor. Program esnasında gelen sorular var. Şimdi onları not ediyorum ben size sormak için. Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayayım arzu Buyurun, edersiniz. buyurun başlayalım tabii. Bir seyircimiz demiş ki, kadınlar pantolonla namaz kılabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bu İslam'ın e, önem verdiği konulardan bir tanesi de giyinmedir. Giyinme. Tabii biz onu halk arasında daha çok örtülme şeklinde ifade ediyoruz. Ama örtü deyince başka örtülen şey anlaşılıyor genelde. Giyinmedir. Ee, insanlık insanlar erkek ve kadın gerek kendi cinslerine karşı gerekse e, karşı cinse karşı vücutlarının belli yerlerini göstermeme zorundadırlar. Bu geneldir. Yani İslam'da bu geneldir. Hı hı. Buna tesettür deniliyor. Setre avret deniliyor. Bu gerek ibadet içerisinde de olabilir, ibadet dışı içinde söz konusudur bu. Yani bu nedir? Bellidir. Bir e, kadın ya bir yabancı erkeğe karşı yani kendisine nikah ebediyen haram olmayan bir erkeğe karşı eli ve yüzünün dışında vücutun geri kalan kısımlarını göstermesi caiz değildir. Erkeklerin de oralara bakması caiz değildir. Yani bu tek taraflı değil. Yani birisi giyinecek öteki gözünü sakınacak. El ve yüz. Tabi burada el ve yüz deyince bu dışa karşı örtünmenin bir esprisi var. Yani niye Cenab-ı Hak kadınlara bu şekilde örtülmeyi emretti de erkeklere başka türlü bir örtünmeyi şey emretti? Yani bu bunun bir esprisi var. Nedir o? Karşı cinslerin birbirlerinin ilgisini çekmemesi. Karşı cinslerin, yabancı olan karşı cinslerin birbirinin ilgisini çekmemesi. Onun için kadın kıyafetinde dinimizin öngördüğü şekil, vücut hatlarını göstermeyen, vücut rengini göstermeyen elbiseler. Dışa karşı bu. Hı hı. Hatta şöyle bir olay yaşanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir yere gidiyor. Orada baldızı Esma var Hazreti Ayşe'nin ablası. Onun üzerinde de şeffaf bir şey varmış, elbise varmış. Yani ten rengini belli eden bir elbise. Evet. Onu görünce gözün, gözünü çevirmiş, yüzünü çevirmiş. Ve demiş ki bir kadın ergenlik çağına geldiği zaman ...şu ve şu hariç vücutunu gösteremez... ...demiş... ...ama bu genel... ...ve genelde de demin de söylediğim gibi... ...örtünmenin esprisi... ...yabancı olan... ...karşı cinsin dikkatini çekmemek... ...ilgisini çekmemek... E ...efendim ona... ...onun farklı duygulara... ...kapılmasına engel olmaktır... ...ona göre giyinmeli... Evet. ...namaz içinde ise... ...vücutun o... ...hani el ve yüz hariç vücutun örtülmesi esastır... ...örtülmesi... ...yani... Teninin açık olmaması, erkek olsun kadın olsun tabi erkekte örtmesi gereken yerler var, kadında örtmesi gereken yerler var. Buralar örtülü olduktan sonra, buralar örtülü olduktan sonra namaz sahihtir. yani pantolonla. Ancak burada tabi o pantolondan pantolonla da fark var. Bu pantolonla e, giymeyi kadınların giymesini e, namaz ile dışarıyı ayırmak lazım. Yani namazda giyilen, işte caizdir, değildir dediğimiz pantolon ile dışarıda giyilen pantolonu ayırmak lazım. Dışarıda demin söylediğim gibi vücutu belli etmemesi esastır. Hı hı. Ama namazda örtülmesi esastır, Örtülmez. E şimdi kadınlar pantolonla namaz kılabilirler. Ama tabi geniş bir pantolon olması elbette tavsiye edilir. Veyahut da pantolonun üzerine bir etek giyilerek elbette giyilmesi tavsiye edilir. Evet hocam. Hocam yani aslında insan namazdayken hani nasıl ki bir misafirliğe giderken üzerimize başımıza özen gösteririz ya orada da Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Yani o yüzden üzerimize başımıza özen göstermemiz gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Malum. Huzu zinetekum inde kulli mescidin. Yani camiye gittiğiniz zaman zinetinizi alınız. Zinetten maksat elbisedir, güzel elbisedir. Evet. Yani hem tebis hem cemaate ve Allah'a saygı. Şimdi şimdi namaza duran kişi Rabbinin huzuruna du duruyor. Yani bir kimse bir amirinin huzuruna çıkamayacağı bir kıyafetle bir amirinin bak bırak gerisini. Efendim bir valinin, bir bakanın, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının huzuruna çıkmayacağı bir kıyafetle e Allah'ın huzuruna çıkması layık olur mu? Öyle diyor ayet. Camiye giderken diyor zinetinizi yani güzel elbiselerinizi giyiniz. Fakat bizde tam ters oluyor. Yani insan dışarıya giderken güzel elbise, e camiye giderken şal var veya güzel ol bir elbise. Niye? Efendim ütü bozulurmuş. Ütüsü bozulurmuş. Dizi çıkarmış falan. Ya e Allah'ın huzuruna çıkıyor. Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Bizi yaratan, bize o nimetleri veren ve üzerimizde Yarattığı nimeti görmekten hoşlanan. Böyle diyor Peygamber Efendimiz. Allah Müslüman kulunda yarattığı nimeti üzerinde görmekten hoşlanır. Hoşuna gider bu. Ama israfa varmamak kaydıyla. Hmm. O önemli. Yine ince bir, ince bir çizgi hocam. Yani şimdi dinimizde istediğin gibi kazan, istediğin gibi harca yok. İstediğin gibi kazan. Mesela bazı farklı sistemlerde kazanamazsın da harcayamazsın da. Mesela komünizmde böyleydi. Evet. bazı sistemlerde istediğin gibi kazanırsın, istediğin gibi harcarsın. Kapitalizmde öyle. Yani onun bir sınırı yok. Kazanırken işte haramdan mı kazandın, helaldan mi kazandın, insanları ezerek mi kazandın? Ne yap o onları ilgilendirmiyor. harcarsa kendi nereye harcarsan harca. Ama İslam öyle değil. İslam'da kazanç yolları da sınırlı, harcama yolları da sınırlı. Kazanç yolları işte var ya Peygamberimizin hadisi. Yani insan oğlu dört şeyden sorulmadıkça ayağa kaymayacak. Onlardan biri malından. Nereden kazandı, nereye harcadı bak. Nereden kazandı, nereye harcadı. Nasıl kazandı, nasıl harcadı. Kumardan kazanamaz. Uyuşturucu ticaretinden kazanamaz. Hırsızlıkla kazanamaz. Başkalarını ezerek kazanamaz. Faizden kazanamaz. Ve harcarken de harama harcayamaz. Helale de Haddinden fazla harcayamaz. İsraf haram diyoruz değil mi? Evet. Kulu veşrabu ve la tusrifu. İnna allaha la yuhibbul müsrifin. Yiyin için ama israf, israf etmeyin. etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. Ya Allah sevmediği zaman öbür tarafta iyi muamele yapmaz bize herhalde. Onun için yani Müslüman evet Allah'ın verdiği nimet üzerinde görülür. Ancak israfa varmaması lazım. Ve e, to nasıl ki bir büyüğün huzuruna çıkarken... Kılık kıyafetine dikkat ediyor ise yani büyü derken yaş büyü değil. Yani amiri veya ne bileyim bir şeyin başbakan vesaire cumhurbaşkanı hmm. vesaire gibi Allah'ın huzuruna da çıkarken öyle dikkat etmeli. Onun için bak bir setre avret namazda farzdır. Bir de taharet farzdır. Evet. Hem hadesten hem necasetten. necasetten. Yani üzerinde pislik olmayacak. Temiz olacaksın çıplak olmayacaksın, örtülü olacaksın. Çünkü o huzurla durduğun varlık e bu, ancak buna layık. Evet. Ya, hocam bir taraftan tabi seyircilerimizden sorular gelmeye devam ediyor. Bir seyircimiz şöyle bir soru sormuş. Bir cenaze iki kez namazı kılınabilir mi? Şimdi bakın farz olan ibadetler bir defa yapılma ile yerine getirilmiş olur. Farz olan ibadetler bir defa doğru olarak yapılmış ise o bitmiştir. İkinci defa artık yoktur o. Ben sabah namazının farzını kıldım iki rekat. Farz. Hı hı. Ve gerçek sahih. Eksiksiz, kusursuz. Artık o farz benden düştü. Ramazanda orucumu tuttum. Zarar vermeden. Artık o farz benden düştü. Ramazandan sonra tekrar bir gün daha tutmama veya bir ay tutmama gerek yok. Şimdi ama nafile namazlar tekrarlanabilir. Yani sen istediğin kadar nafile namaz kıl. Onda, bir sakınca yok. Ama farzlar öyle değil. İstediğin kadar sadaka ver. Ama zekatı iki defa vermek zorunda değilsin. Bunlar farz çünkü. Cenaze namazı da farzdır. Farzı kifayedir ama farzdır. Evet. Dolayısıyla farz olan cenaze namazı bir defa kılındıktan sonra artık o farz sakıt olmuş bitmiştir. Farz yerine getirilmiştir. At bittik. Ondan sonra cenaze namazı borcu diye bir şey kalmadı. Ve tarihe baktığımız zaman cenaze namazının iki defa kılındığı da yok. Ne asapta var ne tabiunda var ne sonrakilerde var. Yok. Dolayısıyla bu sünnete uygun bir hareket değildir. Uyguluyorlar, yapıyorlar. E can bir şey yapıyorlar diye her yapılan doğru olmuyor ki. Yani insanlar e, ibadet niyetiyle yanlış şeyler de yapıyorlar, maalesef. Bidatlar evet. işliyorlar, bidatlar. Yani hiç dinle, dala, e, diyanetle alakası olmayan bir takım bidatlar. Sonradan dine sokulan şeyler yapıyorlar. Yani bir şey insanlar yapıyor diye ona meşru diyemezsiniz. O yapılan şey eğer özellikle ibadetse Kur'an'da ve Sünnet'te bunun kaynağı var mı? Ona bakacağız. O varsa ibadettir, değilse değildir. Ve bizim Kur'an'da ve sünnette cenaze namazının iki defa kılınacağına dair bir şey yok. Ve uygulamada da yok. Son zamanlarda bu kılınmaya başlandı. Birinci kılınışla artık namaz bitmiştir. Sonraki kılınan namaz değildir. O bir duadır. Ha, yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bana kalırsa yapılmamalı. Niye yapılmamalı? Çünkü Allah'ın emretmediği, peygamberin yapmadığı bir ibadet ihdas etmek, yapmak doğru değildir. Peki gıyabi cenaze namazı dediğimiz bir şey var hocam. Bunu kılmak Şimdi caiz Şimdi gıyabi mi? ne demek? Mesela cenaze başka bir şehirde, başka bir ülkede sen buradasın. Hı hı. Bu da çok yapılıyor zamanımızda. İşte falan yerde mesela şehitler oluyor. O şehitler için işte İslam aleminin farklı yerlerinde cenaze namazları kılınıyor gıyabi. Bu da yoktur. Yoktur. Niye? Çünkü cenaze namazı kılınırken ona bir adabı var. Yani cenaze önünde duracak. İmam onun evet. şurasına duracak. Vesaire gibi bir helallik kıble, kıbleye Helallik şart değil. Kıbleye karşı dönülmüş olacak vesaire. Ama gıyabi cenaze nerede? Bundan işte 5000 bin kilometre uzakta sen burada namaz kılıyorsun. O senin ön tarafında mı? Arka tarafında mı? Yanında mı? Kıbleye doğru mu? Değil. Yok böyle bir şey. Ha şöyle bir itiraz gelebilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Necaşi'nin cenaze namazını kılmıştır. Necaşi kimdir? Necaşi peygamberimiz daha doğrusu Habeşistan kralına Necaşi deniliyor. Hani bizimkilere ne deniyordu? Efendim e, Padişah, padişah. deniyor değil mi? Ve bazı yerlerde Han deniyordu. Öbür tarafta imparator deniliyor. Kral deniliyor. Şah deniliyor. Memle. Yani farklı e, kültürlerde, farklı ülkelerde o devletin en büyük makamını işgal eden kişiye farklı isimler veriliyor. Şeye de e, Habeşistan'ınkine de Necaşi deniliyor idi. Şimdi Müslümanlık ilk ortaya çıktıktan sonra müşriklerin şeyine uğradı Müslümanlar. E, Bastım, azabına uğradılar tabiri caizse. Yani işkenceler, efendim onlara hakaretler, efendim işte özellikle e, kimsesiz, taraftarı olmayan, akrabası olmayanlara dövmeler vesaire. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz belirli bir grubun Habeşistan'a hicret etmesine izin verdi. Habeşistan'a. Bu iki defa oldu. Evet. Ve oraya bu Müslümanlar gittiği zaman o Habeşistan kralı Necaşi. Bunların tavırları hoşuna gitti. Yani çok dürüst insanlar. Efendim hiç kimseyi üzmüyorlar. Hep iyilik severler, yardım severler. Bu çok önemli biliyor musunuz? Yani bizim Müslümanın ahlaki düzeni, ahlaki güzelliği fevkalade önemli. Hani biz deriz ya böyle işte bizim görevimiz İslam'ı anlatmak, İslam'ı yaymak, İslam'ı duyurmak, İslam'la bilgilendirmek filan. Bunun en güzel yolu İslam'ı yaşamaktır. Yani sen kendinde İslam'ı yaşarsan yani kötü şeylerden uzak kalırsın. İyi şeyleri yaparsan o kendi kendine zaten İslam'ı karşı tarafa anlatmış oluyor. Aynesi, iştir kişinin lafa bakılmaz. Lafa bakılmaz. Şimdi bugün Endonezya, Malezya, Filipinler orada dünya kadar Müslüman var değil mi? O denizin ortasında, okyanusların ortasındaki o insanlara hangi ordu gitti de İslam'ı duyurdu? Ve hangi şeyhler gitti de İslam'ı duyurdu? Yani Türkiye'ye efendim Ahmet Yesevi'nin dervişleri geldi Anadolu'ya. Evet. Veya işte Selçuklu orduları geldi falan. Ama şey oralara kimse gitmedi. Oralar nasıl Müslüman oldu? Oralar oraya giden tüccarların davranışlarıyla, tavırlarıyla Müslüman oldular. Yani Müslüman tüccarlar oraya gidiyor. Efendim, oraya da çok dürüst davranıyorlar. Yerli halkın dikkatini çekiyor. Orada kalıyorlar, evleniyorlar vesaire. Ve onların o halini, o tavrını görenler ya sizi bu hale getiren ne diyorlar? Ne güzel insanlarsınız, ne iyi insanlarsınız ve Müslüman oluyorlar. Müslüman oluyorlar. Şimdi bu şeyde e, İslam'ı göstermede birinci veya anlatmada en önemli şey kendisinin en güzel şekilde yaşamasıdır. Yaşamasıdır. Bu kıyabi cenaze, namazı. cenaze namazından çıkmıştı. Bu sana gidince o Müslümanlar Necaşi ve oradaki bazı insanların dikkatini çekti bu. Habeşistan şimdi Etiyopya denilen yer. Evet. Dikkatini çekti. Ve rivayet o ki Necaşi de Müslüman oldu. Çok iyi davrandı oraya giden Müslümanlara. Hatta Ebu Sufyan gitti bunların peşinden. Onları geri göndermesini rica etmek için gitti. Amr bin As e, heyetin başında hocam. Amr bin As. Gidiyor. O muydu? Evet ben, Amr bin As. Allah benim şey aklıma geldi şimdi. Yoksa Ebu Süfyan şeye gönderiyor. Ebu Süfyan bir şey, heyet gönderiyor. Bir de şeye karşı gitti o belki Ebu Süfyan oraya gitmişti. O e, Şam tarafındaki o Hristiyanlara evet o, o karıştırmış olabilir. Neyse Amr ibn olsun oraya gitti. Ve onlarla aralarında geçen bir diyalogda e, Müslümanların aslında sağlam doğru yaptıklarını anladı adam. Ve öbürünü eli boş gönderdi geri. Ha şimdi Müslüman oldu rivayeti var. Ve o vefat ettiği zaman Necaşi Peygamber Efendimiz Medine'den onun namazını kıldı. Gıyabi. Şimdi bazı al insanlar Peygamberimizin bu uygulamasını dikkate alarak gıyabi cenaze namazının caiz olduğunu söylerler. Gıyabi. Ama bizim Hanefi mezhebinde böyle bir şey yoktur. Peki Peygamber Efendimizin Necaşi'nin cenaze namazını kılmayı nasıl açıklıyoruz? Şimdi peygamberler mucize gösterir. Onlar için hani tayyi mekan, tayyi zaman denilen yani mekanın dürülmesi, zamanın dürülmesi. Yani düşün ki bir peygamber bir gece Mekke'den kalkıyor efendim Kudüs'e kadar gidiyor Mescid-i Aksa'ya. Oradan semalara çıkıyor. Cenab-ı Hak'tan orada bahiler alıyor, geri geliyor. Mekke'ye geldiği zaman yatağı hala soğumamış. Yani şimdi bu aklın alacağı bir şey değil. Evet. İşte bunlara biz e, olağanüstü, harikul ade deniyor ve bunlara mucize diyoruz. E, pe peygamberimizin bir mucizesi olarak yani öyle yorumluyor Hanefiler. Necaşi'nin cenazesi Peygamber Efendimizin huzuruna getirildi. Ve Peygamberimiz onun cenazesini görerek onun cenaze namazını kıldı. Ve cemaat da Peygamberimize uyarak kıldılar. O şekilde ilan ediliyor. Yani o zaman şöyle diyelim e, gıyabi cenaze namazı yani uzak bir yerde olan bir cenazenin namazı başka bir yerde kılınır mı kılınmaz mı da ağırlıklı görüş kılınmaz. Hmm. Kılınır diyenler var ama ağırlıklı görüş kılınmaz. Evet. Hocam şimdi bir başka seyircimiz şöyle bir şey sormuş. Demiş ki geçmiş yıllara ait zekat nasıl hesaplanır? <laughs> Vergiler nasıl hesaplanırsa zekat öyle hesaplanacak. Şimdi tabii bu e, zekatın hesaplanması e, bir defa şu hicri seneye göredir. Yani 655 gün hesabına göredir. Yani bir sene hmm. 655 gündür. O bir. İki, zekatın sene başı nisap miktarı mala ulaş, var mala sahip olunduğu andır. Ne Muharrem'dir, ne Safer'dir, ne şudur ne budur. Yani ya bugün 80,16 gram. 18 gram olarak 18 şey yapılıyor. Gram Bazı alimler 85 gram diyor ama o Diyanet'in kabul ettiği 80,18 gram. O, o, miktarda ihtiyaç dışında parası, ticaret malı varsa bir kimsenin veya altını varsa hmm. yahut da 40 koyunu varsa veya işte 30 sığırı varsa, 5 devesi varsa o saime dediğimiz daha da otlayan o ne zaman ona sahip oldu? Zekat yılbaşısı başladı. Bu Temmuz'da olabilir, Ağustos'ta olabilir, Ocak'ta olabilir. Başladı. Onun üzerinden e, 355 gün geçti. Bir sene doldu. Ve artık o elinde, o esnada, o 355 günün bitimindeki esnada hı hı. elinde o e, ne kadar mal, para vesaire varsa onları zekatını verecek. Hocam Hicri takvime göre mi? Miladi takvime göre. Hicri takvime göre 355 gün diyor Evet. 355 355. Gün, 355. Ha şimdi adam şunu bilir herhalde bilmesi gerekir Müslüman olarak ben nisab miktarı malım ilk defa ne zaman sahip oldum? Hı hı. Ee, onun üzerinden kaç sene geçti? Üç sene oldu diyelim. Üç sene oldu. Ee, i̇şte ne zaman nisaba malik oldum? Hadjiranın birinde. İşte ne oldu? İşte üzerinden bir sene geçti. Mayıs'ın 20'si, onun üzerinden bir sene daha geçti Mayıs'ın 10'u, onun üzerinden bir sene daha geçti Mayıs'ın başı, Onar gün düştük ya, 3 hı hı. sene doldu Mayıs'ın başında. O üç senelik zekatını verecek. Peki hesaplarken her bir senenin sonunda o elindeki malın maddi değeri, parasal değeri neyse onu verecek. Mesela birinci senenin sonunda elindeki o malın parasal değeri 50 bin liraydı. 50 binin zekatını verecek. İkinci senesinin sonunda 60 bin liraydı. 60 binin zekatını verecek. Üçüncü senenin başında da 40 bindi. 40 binin zekatını verecek. Ama bu arada, aralarda o malın sıfırlanmaması kaydıyla. Ama mal sıfırlanırsa. Yani hiçbir şey kalmamış. Elde tamamen bitmiş. Ya o zaman oradan e, yeniden mal sahibi olduktan sonra tekrar zekat yılbaşısı başlar. Ya da nisap miktarının altına düştüyse. Düştüyse o senenin içerisinde düştüyse fark etmiyor. Hmm. Yani sene ortasında düşse bile sene sonunda nisaba ulaşmışsa zekatını verecek. Ama sene ortasında düştü, sene sonunda da nisaba ulaşmadı. Ona zekat yok. Evet. Hocam bir başka seyircimiz de demiş ki zekatla ilgili şu anda zekatımı Filistin'e gönderebilir miyim? Şimdi zekatı daha öncelerden de bu zekat konusunu epey konuştu ama bu konuda farklı yerlerden de sorular geliyor bana. Evet. Çünkü bir olay yaşanıyor Filistin'de. Tabi oradaki insanların evleri harap edildi. Altyapıları harap edildi. Eşyaları gitti. Efendim yakınları vefat etti vesaire. Şimdi Müslüman'ın vazifesi sadece zekat değildir maddi olarak. Bak onu söyleyeyim. Ben zekatımı verdim, işimi bitirdim yok. Ne diyor peygamberimiz? Komşusu açken tok olarak uyuyan bizden değildir. Yani bu zekatını vermeyen demiyor bak. O zekat verildikten sonra o zekat zaten verilecek. Ama öbür taraftan ihtiyaç sahibi olan Müslümanın o ihtiyacı da giderilecek. O bizim görevimiz. Dolayısıyla biz bir fakire, bir yoksula, bir düşküne yardım etmek için Efendim ben zekatımı verdim iş bitti demememiz lazım. Ya elimizden geldiğince bu sadakadır, bağıştır, hibedir bu yollarla da biz yardımcı olmamız lazım. Bunu bilelim. Şimdi zekat insanlara veriliyor insanlara. İnsanlara. Yani Kur'an-ı Kerim'de o sekiz sınıf sayılmış. Onun üzerine çok konuştuk. Yani fakir olanlara genel anlamıyla malı mülkü olmayanlara, borçlu olup da borcunu ödeyecek durumu olmayanlara vesaire veriliyor. Şimdi bugün çeşitli organizasyonlar işte bizim telefonlarımıza geliyor bir takım şeyler yollarla veya ne bileyim hı hı. televizyonlarda yayınlar yapılıyor vesaire. İnsanlardan yardım talep ediliyor. O tip e, insanlara yani işte Filistin'de olsun başka yerde olsun o darda kalan insanlara. Eğer bu kurumları biz tanıyorsak, güveniyorsak ve o kurum iki ayrı hesap tutmuşsa gelen bağışları zekat hesabı ve serbest hesap zekat hesabında toplanan paraları bizatihi oradaki insanlara veriyor ise bu caizdir ama böyle bir ayrım yapmıyor, genel bir hesabı var o hesaba gelen paraları oradaki evi yıkılanın evini yapıyor, Efendim çadır alıp çadır veriyor. Neyse çadır biraz daha farklı olabilir belki de. Hı hı. Evini yapıyor veya işte ambulans veriyor vesaire bazı bunları duyuyoruz. Bu zekat olmaz. O zaman ben şunu tabii istemiş olayım. Bu tip organizasyon yapan, hayra vesile olan kurumlar bu iki şeyi ayırsınlar. Yani sadece bu Filistin meselesi değil. Bu eksik olmuyor. Bu darda kalan, zorda kalan Müslümanlar eksik olmuyor. Çok devamlı evet. oluyor. Onun için bunlar o hesaplarını ikiye ayırsınlar. Bir zekat hesabı, diğeri serbest hesap. Serbest hesapta toplanan paraları istedikleri gibi harcarlar. Yani der, o kurumlara veya o yoksullara istedikleri gibi sarf ederler. İsterse yemek verir, isterse para verir, isterse evini yaptırır. Ama zekattan gelen paraları doğrudan kişilere ulaşması lazım. Eğer böyle bir organizasyon yapılan yapılıyor ise yapıyorlarsa o takdirde zekat hesabına para vererek Filistin'e de bir başka fakir bir yere de zekat verilebilir. Hı. Hocam başka bir seyircimiz yine zekatla ilgili bir soru sormuş. Demiş ki çay hasat mevsimi geldi. Zekatımı nasıl verebilirim? Şimdi bu toprak mahsulleriyle ilgili olarak zekat hasat günü fakirin hakkını verin diyor. Hasat günü. Ne demek hasat günü? Yani ürünü topladığın gün. İşte diyelim meyve şey yapıyorsun, yetiştiriciliği yapıyorsun. Meyveyi topladın, erik mevsimi geldi, eriği topladın, hasat. İşte kayısı mevsimi geldi bazı yerlerde, kayısıyı topladın, hesap. Efendim elma ile uğraşıyorsun, işte Ekim ayı geldi. Elmayı topladın. Hasat. Veya ne bileyim karpuz tarlan var. Karpuzu topladın. Hasat. Çay var. Çay kesildi. Hasat gün. Ha, o gün yani hasat edildiği gün bu ürünlere artık o öşür dediğimiz zekat gerekli hale geliyor. O zaman ne yapacak bu kişi? Şimdi daha önceki programlarımızda konuşmuştuk bir hatırlatalım. İmam-ı Azam'a göre nisap şartı yok bu toprak mahsullerinde. Az olsun çok olsun yerden çıkan her şey zekate tabi. İmam-ı Azam böyle diyor. Hı hı. Adam 10 kilo ürün kaldırırsa ama evinin bahçesinden değil de tarlasından işte serasından şuradan buradan. O zekatı verecek diyor. Ama diğer imamlar nisap şart koşuyor ve nisap da 650 kilo oran arpa ağırlığında arpanın değerinde bir maddi dedik. O da aşağı yukarı işte 1300 ha bilemedim 1500 tam Bilmiyorum arpa fiyatını bu. Hadi biz 2000 diyelim. Yani dolayısıyla eğer bu çay hasadı yapan kişi 2000 liralık veya işte 1300 liralık o şey arpaya göre çay kaldırmış ise onu onda birini verecek. Onda birini. O 1300 liralık. Onda birini verecek. Tabi burada üreticinin asıl görevi ürettiği mal türünden vermek ürettiği ürünün türünden vermek. Asıl görevi bu. Yani ben domates kaldırdıysam öşrümü, zekatımı domatesten vereceğim. Efendim çay kaldırdıysam çaydan vereceğim. Pamuk kaldırdıysam pamuktan vereceğim. He, ancak yaş çayı fakire verdiğin zaman o ne yapar onu? Bilemem. Yani onu değerlendirebilir mi? Değerlendiremez mi? Çünkü sen vermiş adam 10 kilo çay yaş çayı. Onu nereye verecek? Evet. Yani şimdi bunları dikkate alarak en iyisi bu ne yapıyor bu insanlar? Çaylarını fabrikada e, şey yapıyorlar, işletiyorlar veya satıyorlar. Sattıkları zaman elde ettikleri paranın efendim onda birini verebilirler. Veya satmıyorlar da fabrikada işlettikten sonra çay haline yani kullanılacak hale geliyor. Ondan sonra onu kendileri alıp satıyorlarsa o çaydan da verebilir. Burada şu var, e, o çayın yetişmesi için orada zaten e, Karadeniz bölgesinde, Rize'de, Trabzon'da, Giresun'da e, çay sulama diye bir şey yok. Evet. Ha. Ancak ekstradan oraya e, şey atmışsa, ilaç parası vermişse veya gübre parası vermişse onları düşer. Geriye kalanın onda birini verir. Ha, bir de şunu söyleyeyim, çay hasadı ülkemizde benim duyduğum şekliyle, üç defa yapılıyor. Yani o filizler süyüyor. o bir hasat ediliyor. Ondan sonra diyelim bir iki ay sonra tekrar bir daha sürüyor, bir daha hasat ediliyor, bir daha. Ve hangi ürün olursa olsun, sene içerisinde kaç defa hasat ediliyor ise her seferinde zekat vermek gerek. Hmm. Öşür vermek gerek. Yani senin bir tarlan var. O tarlaya efendim baharın sebze ektik, yazın işte başka bir şey ektik. Ürün başka bir şey ektin. Hani Çukurova'da bu oluyor ya. Evet hocam. İki defa, üç defa ürün alıyor bir tarladan. Her bir ürün alışta onun şeyini vereceksin. Görmüş zekat zekatını? Veya tek ürün et, al, şey ektin ama o ürün sürekli veriyor arkadan patlıcan, biber devamlı geliyor. Her topladığında vereceksin. Hı. Hocam şimdi bir seyircimiz şöyle bir soru sormuş. Demiş ki bir akrabam var, çocuk yetim babasından kalmamalı var. Buna zekat gerekir mi? Şimdi e, Hanefi mezhebine göre e, çocukların mallarından dolayı zekat gerekmez. Çünkü zekat bir ibadettir ve ibadetlerde de imtihan anlamı vardır. İmtihan. Hı hı. Ha, şimdi çocuk henüz ergenlik çağına gelmediği için o imtihana tabi değildir. Dolayısıyla da de çocuk e, toprak mahsulleri harici diğer mallarından dolayı zekat vermez. Ve onun vasisi veya velisi de o çocuk adına zekat vermek zorunda değildir. Ama toprak mahsullerinin var, tarlası var, tarlasından ürün alınıyorsa o zaman ondan öşür vermesi gerekiyor. Yani zekat vermesi gerekiyor. Çünkü toprak mahsullerinin zekatında ibadet anlamının yanı sıra bir de meudet dediğimiz vergi tabiri caizse vergi anlamı var. Gerçi vergi devlete verilir. Ayrı konu ama tabi bugün devletin zekat toplama sistemi, öşür toplama sistemi olmadığı için insanlar insanlara veriyor bu şeyi zekat yönünü dikkate alarak. Çocuğun tarlasına kalkan ürün için zekat verilir. Ama parası var veya ticaret malı var veya hayvanları var. Bunlardan dolayı zekat gerekmiyor. Hanefi mezhebinde. Hanefi mezhebinde diye vurguluyorum. Şafii mezhebine göre çocuğun her türlü malından dolayı zekat gerekir. Şafii mezhebi. Şafii mezhebi. Hocam bir seyircimiz şöyle bir soru sormuş. Şimdi kurban bayramı yaklaştı. Yani Temmuz'un 20'sinde kurban bayramı. Ve demiş ki ben kurbanımı şimdiden almak istiyorum. Ama hayvanın iki yaşını doldurma şartı hicri takvime göre mi yoksa miladi takvime göre mi? Şimdi bu iki yaş biraz açalım. Ee, bu her hayvanda iki yaş değildir. Yani kurban kesilebilmesi için. Hangi hayvanlardan kurban kesiliyordu? Davar dediğimiz koyun keçi. Evet. Sığır. Ve bir de deve. Bu üç hayvandan e, kurban kesilir. Ve bu hayvanlardan, bu cinslerden hangi yaştakilerden, kurban olur. Onu hadis-i şerifler seni diye ifade ediyor. Seni. O da ön diş demek. Hani halk arasında kapak atmış, atmamış vesaire tabirleri kullanılır. Yani süt dişler, öndeki iki tane süt diş değişiyor. Bu değişme olayı koyunlarda bir senede veya keçilerde bir senede oluyor. Sığırlarda iki senede oluyor. Develerde de beş senede oluyor. Dolayısıyla devesi olan bir vatandaş iki yaşındaki devesini kurban edemiyor. Hmm. Edemiyor. Veya koyunu olan bir kimse de kurban etmesi için iki yaşını beklemesine gerek kalmıyor. Hatta sadece koyunlara mahsus olmak şartıyla sadece koyunlara mahsus olmak şartıyla eğer altı ayını doldurmuşsa ve anası gibi boylanmış, kilolanmış, gürbüzleşmişse o altı ayı dolduran da kurban edilebiliyor koyunlardan. Ama bu sadece koyunlara has. Keçilerde yok bu. Keçi bir yaşını dolduracak en az. Sığır da iki yaşını dolduracak. Ve devede de beş yaşını. Ve bu da hicri takvime göre. Yani ay hesabına göre. Seneyi 355 gün olarak hesap ederek doldurmuş olacak. E, e, şimdi tabi bu satın aldığı anda değil. Bu doldurma olayı kesileceği zamanda aradır. Mesela bugünden aldı daha işte iki ay var. 20 gün varmış şu anda hicri takvime göre iki yaşını doldurmasına. Bu tamam o problem yok. Onu kesebilir. Yani ne o zaman? Kurban bayramının birinci günü kesileceği zaman. İki yaşını doldurmuş ise artık o kurban olur. Hmm. Yani 20 günde doldurmamış da daha iki ay var. iki ay sonra doldurmuş. Peki yani şu an mesela hayvanın iki yaşını doldurmasına 20 gün var ya hocam. Yani şu anda o hayvanı alsa, e, 20 gün sonra hayvan belki ölecek ya belki, belki ölerse ifadesi... başkasını alacak yani. Şimdi burada önemli olan keserkenki yaşıdır, alırkenki değil. Hmm. Ben kurban keserken on hangi yaşta, odur esas olan. Satın alırkenki değil. Evet. Hocam bir seyircimiz demiş ki sabah namazında camiye gittim, İmam şafiymiş ve namazı kunut, dua, kunut duasını okudu. Ben ne yapacağımı bilemedim. Ya böyle bir durumla karşılaştığımda ne yapmalıyım? Şimdi doğru, haklı. Şafi Şafii mezhebinde kunut duası sabah namazında kunut var. Hanefi mezhebinde ise vitir namazında var, sabah namazında yok. Tabi bütün mezhepler İslam dairesi içerisinde ve herhangi bir mezhebe mensup olan bir Müslüman başka mezhebe mensup bir imamın peşinde namaz kılabilir. Buna bir engel yok. Evet. Ha şimdi oluyor bazen bu. Camiye gittik. Özellikle diyelim ki Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Şafii mezhebinden. Sabah namazını fazla kunut yaptı. Allahu Ekber dedi, dua okudu. Peki bunu bu durumda Hanefi olan cemaat ne yapar? Bir, susar. Yani o kunut okuyor, ben ona uymam diye secdeye rükak gitmez. Susar, durur. Bir bu yolu var. O da okumak istiyorsa içinden o da okur. Ve bundan dolayı da sevi Secesi vesaire de gerekmez. Yani burada demek ki bu şafi imama uyan, o hanefi muktedinin, ona muktedi diyoruz uyanı biliyorsun. Önünde iki şey seçenek var. Bir susar, ses çıkarmaz. Dur. İkincisi de kendi içinden okuyabilir. Ama susması daha eftal görünüyor. Evet şimdi seyircilerimizden bir taraftan da sorular gelmeye devam ediyor hocam. Bir seyircimiz şöyle bir soru sormuş. Kişinin yasal hakkını alabilmesi için rüşvet vermesi caiz midir? Şimdi rüşvet haramdır. Dinimizin yasak ettiği, haram ettiği şeylerden birisidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Erraşi vel mürteşi nar buyuruyor. Yani rüşvet veren de alan da cehennemdedir. İnsan niye rüşvet verir? Hakkı olmayan bir şey elde etmek için. Ve bir kimse hakkı olmayan bir şeyi elde ediyorsa eğer başkasının hakkına tecavüz etmiş demektir. Başkasının hakkını, hukukunu çiğnemiş demektir. Ve bu da en büyük günahlardan birisidir. Adam bir makama talip. Aslında oraya layık değil. Rüşvetle o makamı elde ediyor. Ne oldu şimdi? Asıl oraya hak eden kişilerin hakkını yedi. Adam ihaleye giriyor. Mesela devlet ihalesini. Allah korusun. Rüşvet vererek işte o ihaleyi alıyor. Haramdır. Burada alan da veren de haramdır. Zamanımızda pek kalmadı. Ama eskiden maalesef bazı resmi işleri yaptırabilmemiz için e, rüşvet verme sanki gerekliymiş gibi bir toplumun içerisinde algı vardı. Böyle bir şey vardı. Hı hı. Ben tek tek saymayayım şimdi kurumlara şey yapmış oluruz ama bazı kurumlarda iş yaptırabilmek için illa rüşvet verilmesi gerekir gibi bir anlayış vardı toplum içerisinde. Ha şunu söyleyeyim. Ben e, o tip kurumlarda işimi yaptırdım. Hiç rüşvet vermedim elhamdülillah. Ha şimdi e, ama kimsenin hakkında yemedik. Hayır. Bir kişinin ihtiyacı var bir işe. Veya bir zor bir hakkı var hakkı. Şimdi bu hak nasıl bir hak? Bir, olsa da olur, olmasa da olur ama hakkıdır. İki, mutlaka olması gerekir. Şimdi olsa da olur, olmasa da olur türünden bir hakkı elde etmek için rüşvet vermek doğru değildir. Yani kanuni hakkı bile olsa, o hakkı alması kendisi için en azından hacet derecesinde, ihtiyaç derecesinde önemli değilse, bu kişinin rüşvet vermesi doğru değildir. Ama zarurete yakın, veya hacet derecesinde hani zaruret veya zarurete yakın bir şekilde o hakka ihtiyacı varsa, kanununda kendine izin verdiği o hakka ihtiyacı varsa ve bunu elde etmek için rüşvet vermişse inşallah günahkar olmaz. İnşallah diyorum. Çünkü bu, bunu kararını Allah verir. Ve onun durumunu da Allah bilir. O açıdan biz Allah adına haşa bir hüküm koyma yetkisine sahip değiliz. Bazen haddimizi aşıyoruz belki Allah affetsin. Ama biz tabii kanaatimizi söylüyoruz. İşte birikimimizle elde ettiğimiz işte bilgileri burada insanlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi şöyle derlermiş eskiden. Sahabiler falan. Eğer bu doğru ise Allah'tan, yanlışsa benden. Ve şurada bizim bu yaptığımız işte o kadar çok sorumluluk altına giriyoruz ki. Allah affetsin. İmam-ı Azam demiş ki eğer mecbur kalmasaydım kimseye hiçbir konuda fetva vermezdim. Niye? Çünkü yarın mahşerde bu benim fetva verdiğim adam diyecek ki ben Nungan bin Sabit'ten bunun fetvasını aldım. Ve paçayı kurtaracak. Ama ben acaba kurtarabilecek miyim kendimi? İmam-ı Azam bile böyle bir endişe içerisindeyken bizlerin çok daha büyük bir endişe içinde olmamız lazım. Çok daha dikkatli olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyoruz ama eğer hata ediyorsak, yanlış yapıyorsak ama en azından şunu harama helal, helala haram dememeye çalışıyoruz. Allah inşallah affetsin bizi. Tabi yani bu konu fevkalade önemli. fevkalade Çünkü din adına cevap veren kişi Allah adına cevap veriyor demektir. Evet. O açıdan yani zor bir işin içerisindeyiz. Rabbim en güzel şekilde temsil ama, edebilmeyi ama, nasip etsin. Ama, ama bunların da yapılması lazım. İnsanlar bunları nasıl öğrenecek Evet. Değil mi? Evet. Siz burada seyircilerimizden gelen soruları cevaplamasanız... ...seyircilerimiz bu soruların cevabını nerede bulacak hocam? Evet. Yani mutlaka bir yerden ihtiyacı var. O zaman yine seyircilerimizden gelen bir soruyu size yönelteyim. Geri ödemeli öğrenim kredisi almak caiz midir? Diye sormuş. Şimdi devlet şunu bilmiyorum ben şu anda. Hı hı. Yani öğret, öğrenim kredisi niye endeksleniyor bilmiyorum. Fakat benim çocuklarımın okuduğu dönemlerde bu beyaz eşyaya galiba endeksleniyor idi. Yani devlet kredi veriyor. O krediyi verdiği zaman diyelim ki bu buzdolabının fiyatı neydi? işte ona endeksliyor. Ve ödeme zamanında bir buzdolabı şey alıyor idi, öyle idi. Şimdi bakın devlet vatandaşına çeşitli yollarla para veriyor. Mesela bu pandemi döneminde hibe yoluyla bir sürü paralar dağıtıldı devletten. Ve bunu yaparken devlet herhangi bir şey de beklemiyor insanlardan, menfaat beklemiyor. Hatta bugünkü haberlerde ben gördüm işte bir buçuk milyon esnafa yine hibe verecekmiş devlet. Çünkü işte bu pandemiden dolayı dükkanlar açılmadı, işletmeler çalışamadı, insanlar kiralarını ödeyemediler vesaire sıkıntılara girdiler bunun için devlet yardım ediyor. Bu karşılıksız yardım. Geri yani ödemesiz yardım. Bu, bu, bir bunu yapıyor. İki, şey veriyor. Teşvik kredisi veriyor. Teşvik. Yani diyelim ki tarım bu şey rağbet ettirmek için tarıma, tarımla uğraşanlara teşvik kredisi veriyor. Hayvancılığa insanları işte yönetmek için hayvancılıkla ilgili teşvik kredisi veriyor. Veya ne bileyim sağlık yatırımlarıyla ilgili veya eğitim yatırımlarla ilgili teşvik kredisi veriyor. Buralarda devletin maksadı ben bu insanlara para vereyim de bu paradan para kazanayım değil. Yani Hı -hı. bir ticari bankanın verdiği kredi gibi değil bu. Veya bir tefecinin verdiği kredi gibi değil. Ya devlet belirli hizmetleri yaptırmak için insanları teşvik etmek için kredi veriyor. Ha Şimdi burada ama bu krediye. Biraz belki de işte işi disiplin altına almak, paranın değerini koymak için az çok bir e, fark koyuyor. Buna da faiz denir. Ama genelde bu fark bu faiz enflasyonun çok altında oluyor. O açıdan birçok İslam alimi devletin verdiği teşvik kredilerine sıcak bakar. Ona faiz muamelesi olarak görmez. Şimdi bir de devletin öğrencilere verdiği bir kredi var. Ve maksat da o çocuk okusun. İhtiyacını gidersin verdiğin parayla. Ha sonra eli ekmek tuttuğunda tabir caizse. İş başı, iş sahibi olduğunda onu ödesin. Ama öderken de e, ben verdiğim paranın değerini korusun. Ona göre ödesin diyor. Bana göre bunun sakınması olmaz. Evet. İnşallah. Bir daha inşallah diyelim. <laughs> Eyvallah hocam. Hocam bir seyircimiz şöyle bir soru sormuş. Kıble yönünden ne kadarlık sapma namaza engel olmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de malum e, kıble ile ilgili olarak fevelli verce geşadral mescidil haram buyuruyor. Ya yani namazda önünü mescidi haram tarafına çevir. Mescidi haram ne tarafta? İstanbul'a göre güneydoğuda. İstanbul'a göre güneydoğuda veya Türkiye'ye göre güneydoğuda. Genelde hmm. böyle. Ha, ama Yemen'e göre kuzeyde. Mesela. O tarafa döneceğiz. Şimdi Kabe-i Muazzama'nı gören kişi Mescid-i Haram'ın içinde olan kabe Muazzama'yı gören kişi doğrudan Kabe'ye yönelmek zorundadır. Namaz kılarken. Aynına. Hmm. Kabe'nin aynına. Ama uzakta olan kişi Kabe'nin cihetine, yönüne dönmek zorundadır. Ve biz şimdi burada ne yapıyoruz? İşte güneybatı yönünde, güneydoğu yönünde diyoruz şey Kabe, Mescid-i Haram ve oraya dönüyoruz. Şayet bizim alnımızdan mümkün olsa da bir ip çekilse ve bu Mekke'ye kadar götürülse belki de Mekke'nin 50 kilometre, 100 kilometre uzağında olacaktır. Mescid-i Yani birebir tam Kabe'ye bizim şey yapmamız mümkün değil. Allah bunu bizden de istemiyor zaten. Şimdi ayette diyor ki vecheke fevelli vecheke yüzünü döndür. Yüz neresi? Burası. Yani saç bitiminden çene Altı. Ve yandan da kulak memelerinin o arası. Yüz bu. Bu tarafı döndüreceksin şeye. Kı, kı, kıble tarafına. Ve bizim fıkıh kitaplarımıza baktığımız zaman çok daha geniş açılar bu dönmeye zarar görülmüyor. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı işte yaptığı çalışmalarla 45 dereceye kadar olan bir eğ, eğikliği, bir sapmayı e, kıbleye dönmeye mani kabul etmiyor. 45 hmm, derece. 45 derece. Yani ben Mescid-i Haram tarafına döndüm ama 45 derece bir sapma olmuş. Veya daha azında buna zarar görmüyor. Bazı camilerde tabii eskiden tayin edilmiş kıbleler var. Ona göre yapılmış mihraplar var filan. E tabii bu kıblenin tayini zamanımızda biraz daha işte pusulayla vesaireyle daha dakik, daha efendim... Hassas bir şekilde tespit edilebiliyor. Evet. E şimdi bazı camilerde böyle hafif sapmalar var. O sapmalar 45 dereceye varmadıysa e, o bir zarar olarak veya bir kusur olarak görünüyor. E, bu arada son iki dakikamız var hocam. Son olarak şunu sorayım. Dört rekatlı farz namazlarımızı e, sefere çıktığımız zaman, başka bir yere gittiğimiz zaman yine dört rekat olarak kılabilir miyiz? Şimdi Hanefi mezhebine göre iki rekat kılmak lazım. Hanefi mezhebine göre Hı -hı. Iki, iki rekat kılmak lazım. Şafi mezhebine göre iki rekat da kılabilirsin, dört rekat da kılabilirsin. Peki Hanefi mezhebine göre dört rekat kılarsan olmaz mı? Namaz olur. Ancak ilk iki rekat fazla olur. Sonraki iki rekatı nafile olur. Ve bu Hı -hı. Hanefilerde mekruh kabul edilir. Mekruh. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir ikramdır bu. o ikramı kabul etmemiz Reddetmememiz uygun olur. Onun için iki rekat kılmamız asıldır. Ama iki rekattan sonra oturmuşuz. Farzlar yerine gelmiş namazın farzları. Ondan sonra kalkmışız iki rekat daha kılmışız. O zaman ne oldu şimdi? Önceki kıldığımız ilk kıldığımız iki rekat farz yerine geçti. Sonraki iki rekat ise nafile oldu. Hanefi mezhebinde böyle. Hı. Ama Şafii'de sakıncası yok. İster iki olur ister dört olur. Ama şu var. Misafir olan bir kimse, seferi olan bir kimse imam olursa. Imam evet. Olursa. Ve peşindeki cemaat da yerli ise eğer imam şey seferi değilse o takdirde imam iki rekatta selam verecek. Ve cemaat kalkıp geriye kalan iki rekatı tamamlayacak. Evet. Öyle yapmazlar da imam bu cemaat anlam bilemez bunu en iyisi ben dört kıldırayım diye İki rekattan sonra oturduktan sonra kalkarsa, devam ederse dörde cemaatin namazı olmaz. Evet hocam. Niye olmaz? Çünkü imamın kıldığı namazın ilk ikisi farzdır. Sonraki ikisi nafiledir. Ve Hanefi mezhebine göre nafile namaz kılan birinin farz namaz kılan birisinin nafile namaz kılan birisine uyması caiz değildir. Evet. Ama Şafii mezhebinde hiç sakın yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugünkü bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Yeni e, so yani şeyler öğrendim ben kendim adına. İnşallah seyircilerimizin de akıllarındaki sorulara cevap İnşallah. olmuştur. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Değerli dostlar, İslam'ın ışığında Günümüz Meseleleri programının bugünkü bölümünün sonuna gelmiş bulunmaktayız. içi her gün saat 17 ile 18 arasında sizlerle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.